Herkese merhaba gençler. Bu hafta bir deneme sınavına girdiniz. Umarım herkesin sınavı güzel geçmiştir. Kimya sorusunda toplamda 7 tane sorumuz var. Fen bilimlerinde 10. soruyla başlıyor. Şimdi bu soruların çözümlerine bakalım. 10. sorumuz: aşağıdaki açıklamalardan hangisi karşısında verilen bilgine ait değildir? Simya ünitesiyle ilgili bir soru. A şıkkı: bana göre maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar birbirinden farklı ve bölünemez yapıdadır. Demokritos bunu söylemişti. Atom kelimesini ilk kullanan ilk simyacıydı. B. Dünyada ilk kimya laboratuvarını kuran kişi olarak kabul edilirim. Damıtmada kullanılan imbiyi geliştirdim. Tuz ruhu, nitrik asit, saç ve kral suyunu elde ettim. Hatırlarsanız Cabir bin Hayyan kimyanın babası demiştik. Kimyacıların babasıydı. İlk kimya laboratuvarını kurmuştu. Doğru bir şık. C. Yaptığım deneylerde tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesiyle ürünlerin toplam kütlesinin eşit olduğunu belirleyerek kütlenin korunma kanunu ortaya koydum. Kütlenin korunma kanunu bulan bilim adamı Lavoisier'di. Robert değil. Bu yüzden C şıkkımız yanlış olacak. Evet, 11. sorumuzla devam edelim. Kimya öğretmeni 4 kimyasal maddenin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerine ilişkin aşağıdaki şemada bilgiler vermiş. Buna göre hangisinin özelliği verilmemiştir demiş bize. İlk kartımıza bakalım. Hava, su ve toprak yoluyla vücuda alınabilen ağır bir metaldir. Vücutta uzun süre kaldığı zaman karaciğer, böbrek, beyinde hasar oluşturur. Görme, duyma, davranış bozukluğu oluşturur. Sakat doğumlara yol açabilir. Bu ağır metallerden bir tanesi civaydı gençler. O yüzden C şıkkını eliyoruz. Güneşten gelen ışınların bir kısmını tutarak sera etkisini oluşturur. Sera etkisi oluşturan gaz karbondioksit gazıydı. E şıkkını eledik. İnsan vücudunda çoğunluğu hemoglobinde olmak üzere çeşitli dokulara dağılmıştır. Kan yapımında, beyin zeka gelişiminde, bağışıklık sisteminde görev alır. Hemoglobin diyorsa zaten direkt aklıma demirin gelmesi gerekiyor. Vücutta büyük bir kısmı kemik ve dişlerde yer alır. Kanın pıhtılaşması, sinirlerin uyarılması, kalp atışının düzenlenmesine görev alır. Bitkiyi güçlendirir ve direncini artırır. Kemik ve dişlerde yer alan en önemli elementlerden bir tanesi de kalsiyumdu. Klorun özelliği verilmemiş. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. 12. sorumuz: saf maddeler, elementler ve bileşikler olmak üzere iki sınıfta incelenir. Buna göre bu özelliklerden kaç tanesi yalnızca bileşiklere aittir? Kendilerini oluşturan atomların özelliğini göstermezler. Şimdi bu özellik yalnızca bileşiklere ait bir özellikti. Birinci doğru. Belirli ayırt edici, yani erime, kaynama noktaları, yoğunluk gibi özellikleri vardır. Hem elementlerin hem de bileşiklerin belirli ayırt edici özellikleri vardır. Bu ikisine de ait özellik olduğu için bunu saymıyoruz. Molekülü yapıda bulunabilirler. Elementler de bileşikler de molekülü yapıda bulunabilirler. Elementlerin molekülü yapıda olanları vardı. Bunlardan bahsetmiştik. Diatomik, poliatomik gibi. Aynı şekilde bileşiklerde de molekülü yapıda bulunan bileşiklerimiz var. İkisine ait bir özellik olduğu için bunu da yanlış sayıyoruz. Tek tür tanecik, aynı tür atomlardan oluşması yalnızca elementlere ait bir özellik de eledik. Kimyasal yöntemlerle daha basit ve farklı maddelere ayrıştırılabilirler. Kimyasal yöntemlerle evet bileşikleri biz daha farklı ya da basit maddeye ayrıştırabiliyorduk. Ancak elementleri ayrıştıramıyorduk. Bu yüzden bu madde sadece bileşiklere ait özellik olduğu için doğru. Sembollerden oluşan formüllerle gösterilirler. Formüllerle gösterilmek evet yalnızca bileşiklere ait bir özellikti. Sembollerle gösterilmek ise sadece elementlere ait bir özellik. Bu cevabımız da doğru. En az iki farklı tür atomdan oluşması yine sadece bileşiklere ait bir özellikti. Aynı tür atomlardan oluşması elementlerinde. Bu yüzden 4 tane şıkkımız doğru, yalnızca bileşiklere ait. 13. Beran 9 elementin adını aşağıdaki gibi kartların üzerine yazmış. Bu kartlarda sembolü C harfi içerenler, sembolü T harfi olanlar ve sembolü Türkçe adının ilk iki harfiyle aynı olanları çıkarmış. Geriye kalan elementler hangisidir diye sormuş bize. Burada önce tabii elementlerin tek tek sembollerini yazmamız gerekiyor. Nikel elementinin sembolü hatırlarsanız Ni, potasyum elementinin sembolü K, kalsiyum elementinin sembolü Ca, krom elementinin sembolü Cr, azot elementi Ne, silisyum Si, civa
Hg, bakır, cu, fosfor elementini sembol ise P harfiyle gösteriyorduk. Sembolünde C harfi olanları eleyeceğiz. Burada C harfi var, bakırda C harfi var, kalsiyumda C harfi var, eledik. Sembolü tek harf olanlar fosfor var, bakalım potasyum var ve azot var, eledik. Türkçe adının iki harfiyle aynı olan, bakın Türkçe adı silisyum ve sembolü de silisyum olduğu için eledik. Geriye sadece ne kaldı? Bu arada nikel de var aynı şekilde. Ni olarak bunu da eledik. Geriye sadece çiva kaldı. Bu yüzden cevabımız A şıkkı. Evet, 14. soruyla devam edelim. Kimya alanında 3 farklı disiplinde çalışan kimyagerlerin yaptıkları çalışmalar verilmiştir. Buna göre bu disiplinler hangisine doğru olarak verilmiştir demiş bize. Birinci kimyager metal, yarı metal, ametal içeren bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve bu bileşiklerin arasında meydana gelen etkileşimleri incelerim. Asit, baz, tuz ve minerallerin doğada nasıl bulunduğunu, bu maddelerin özelliklerini ve tepkimelerini incelerim. Gençler, bize eğer asit, baz, tuz diyorsa bu, hatırlarsanız anorganik kimyaya ait bir özellikti. İkinciye bakalım. Kimyasal madde bileşenlerin ayrılması ve tanınması sağlanmak ile birlikte bu maddelerin miktarlarının belirlenmesi. Eğer miktar tespiti varsa, bize miktardan bahsediyorsa bu analitik kimyaya aitti. Üçüncü kimyager DNA, enzimler, hormonlar gibi canlı yapısında bulunan molekülleri, özelliklerini ve canlı yapısındaki etkilerini incelerim. Bakın burada canlıdan bahsediyor ve içerisinde hep biyolojiyle ilgili tanımlar var. Bu da biyokimyaya ait bir özellikti. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. 15. soruyla devam edelim. Laboratuvarda kullandığımız malzemeler. İlkine baktığımız zaman bakın burada sıvıların hacmini ölçmek için kullanıyorduk. Üzerinde mililitre cinsinden çizgilerimiz vardı. Biz buna dereceli silindir veya bir diğer ismiyle mezür diyorduk. İkinci şekle baktığımız zaman bu balon jojeye ait bir şekilde. Üçüncüye bakın, büret özellikle titrasyon işlemlerinde kullanıyordu. İnce, uzun ve musluklu. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Evet, 16. soruyla devam edelim. Aşağıda bazı atom modelleri ve bu atom modellerine ait ifadeler verilmiştir. Buna göre hangisinin eşleştirilmesi doğrudur? Dalton atom modeli. Şimdi Dalton atom modelinde hatırlarsanız atom parçalanamaz, içi dolu bir küredir ifadesini söylemişti. İlk atom modeliydi Dalton atom modeli. Buna uyan zaten C. O yüzden birinciyi C ile eşleştirdik. Thomson atom modeli diğer bir ismiyle üzümlü kek modeliydi. Bunda da atomda negatif yükler pozitif yükler içerisinde homojen olarak dağılmıştır demişti bize. A şıkkı ile eşleştiriyoruz. Rutherford atom modeli bir diğer ismiyle çekirdekli atom modeli, çekirdeği ve protonları bulmuştu. Bunu da D şıkkı ile eşleştiriyoruz. Bohr atom modeli bir diğer ismi yörüngeli atom modelidir. Elektronlar belirli enerjiye sahip yörüngelerde hareket eder ifadesi. B şıkkı ile eşleştirdik. Bu yüzden cevabımız CADB'ye uyan A şıkkıdır. Evet, 17. soruyla devam edelim. Bir X atomu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Eksi 4 yüklü iyonunda 10 tane elektron vardır. Nötron sayısının proton sayısına oranı nötron bölü proton 4 bölü 3'tür. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi elimizde bir X elementinin yükü, proton sayısı, nötron sayısı nereye yazılıyordu? Bunlara bakalım. Bir elementin yükü sağ en üst köşeye yazılır. Sağ alt köşeye elementin elektron sayısı yazılır. Sol alt köşeye elementin proton sayısı, ortaya nötron sayısı ve sol üst köşeye kütle numarası yazılır. Ters U kuralı ile hesaplamalarını yapıyorduk. Yani yükle elektron sayısını toplayarak proton sayısını buluyorduk. Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını veriyordu. Buna göre şimdi X elementi ile ilgili verilen bilgileri kullanalım. Eksi 4 yüklü iyon olduğunu söylemiş. Eksi 4'ü yükü buraya yazdık ve 10 tane elektronu varmış. Buradan proton sayısını bulabiliriz. 10 ile eksi 4'ü topladığım zaman 10 eksi 4'ten bize 6 gelecek. Demek ki bu elementin proton sayısı 6'ymış. Bir diğerinde bize diyor ki protonun nötron sayısına oranı 4 bölü 3'tür.
Şimdi biz proton sayısını 6 olarak bulduk. Aslında bunun 2 katını alırsak şuradan, demek ki nötron sayısı da 2 katı olacak, yani 8. O halde bunun nötron sayısı 8. Proton sayısıyla nötron sayısını toplarsak kütle numarasını da 14 olarak bulmuş olacağız X elementini. A şıkkına bakalım. Şimdi A şıkkında bize diyor ki karbon 6 atomu ile izotoptur. İzotop atom demek proton sayıları aynı, nötron sayıları ve kütle numaraları farklıdır. Şimdi bakın, karbon elementini ben bu şekilde yazarsam 12-6'dan, demek ki bunun nötron sayısı 6'dır. X elementiyle bir kıyaslayalım. İkisinin de proton sayısı 6'ya 6. Bakın nötron sayıları farklı, 6'ya 8. Kütle numaraları farklı, 14'e 12. O zaman izotop atomlardır. Doğru. B şıkkına bakalım. Şuraya yazalım. B şıkkı azot elementiyle izobardır demiş. Şöyle yazdım. Şimdi ben bu elementin yine nötron sayısını bulabilirim. 14, 7. O zaman şurası 7 olacak. İzobar demek kütle numaraları bu sefer eşit olacak. Nötron sayısı ve proton sayısı farklı olacak. X elementini şuraya yazalım, daha kolay olsun. Bakın, X elementiyle azot elementinin kütle numaraları aynı, proton sayıları ve nötron sayıları farklı oldu. O zaman bu ifademiz doğru. C şıkkına bakalım. Oksijen elementi, bunun nötron sayısı yine 16-8'den 8 gelir. Şimdi X elementiyle şuraya kıyaslama yapmak için yazalım. Burası 8'de. Ne demiş? İzotondur. İzoton demek nötron sayıları aynı demek. Bakın ikisinin de nötron sayısı aynı. 8'e 8. Proton sayıları ve kütle numaraları farklı demek. Evet, bakın kütle numaraları farklı ve proton sayıları da farklı. Bu ifade de doğru oldu. D şıkkına bakalım. Alüminyum artı 3 13 element. Hemen alüminyumu yazalım. Artı 3 13. Bu adamın proton sayısı 13. Yükü artı 3 ise o zaman elektron sayısı 10 gelmeli. Çünkü 10 ile artı 3'ü topladığım zaman bana 13'ü verebilsin. X elementi yine şuraya yazalım. 6, 8, 14, eksi 4 yüklüydü ve 10 tane elektronu vardı. İzoelektronik demek elektron sayıları eşit olan elementler. Bakın elektron sayıları ikisinin de eşit olduğu için doğru bir ifade. Nötr atomda elektron sayısı nötron sayısına eşittir. Bir elementin nötr olması demek o elementin yüksüz olması demek. Yani X elementinin sağ üst köşesinde herhangi bir yükü yok. Yani yükü sıfırdır. Yükü sıfır ve proton sayısı 6'ydı. Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir her zaman. Şu ikisi birbirine eşit olacak. Yani nötron sayısıyla bir ilgisi yok. Bu yüzden cevap E şıkkı olacak. Cevaplar bu şekilde. Umarım herkes başarılı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.